Efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Şan sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz Cuma saat 12.35 öğlen saatlerinde yapıyoruz bu sohbeti. Kimle yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi Sayın Ali Ağoğlu'yla beraber yapıyoruz. Bu sefer tarihi baştan girerken verdim. Tebrik ediyorum Sayın Güldağ. Sözümü de hocam, kısa kısa yapacağız. Hadi 3 yıl açtık, bazı şeyleri öğrenmişizdir diyeceğim. Yaza uygun. Evet, yaza uygun bir şey. Tabii yani öğreniş nedir? Öğrenmek davranış değişikliği. Tekrarlamamaktır. Evet. Yani bir de davranış değişikliği de gerekir. Yani yaptığın hatayı tekrarlamıyorsan sadece hata değil. Belki de iyi bir şey yaptın, iyi bir şey geldi başına. Neyse hadi uzatmayayım şimdi. Gerçekten çok sıcak günlerdeyiz. Bu sıcakta çok da çekilmeyiz biz. İyisi mi kısa yapalım? Yani durucu eyvallah. Bir de onu deneyelim yani işte, bakalım. Gördüğün gibi üniformayı aynen üzerinde taşımaya devam ediyorum. Yaz kış bize fark etmiyor. Ben de şimdi gömlekle geleyim dedim. Tişörtle gelecektim, vazgeçtim. Gömlekle geleyim bari dedim ya yine. İyi ettim. Şimdi önemli gelişmeler var mı? Var. Yani bir kere bu geride bıraktığımız hafta dış politikada önemli gelişmeler oldu. Bu hafta da yani daha önümüzdeki hafta da devam edecek gibi görünüyor bu gelişmeler. Ne oldu? Bir kere Avrupa'daki toplantı, Litvanya'daki, Vilnius'taki toplantıda bir İsveç-Türkiye-NATO mutabakatı çıktı. İsveç'in üyeliğine, NATO'ya üyeliğine katılımına bir yeşil ışık yakılmış oldu. Hemen arkasına Amerika ile böyle tatlı sohbetler ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta da yaptığı değerlendirmeye bakacak olursak Biden F-16'lar konusunda epey Türkiye'yi destekleyen bir yaklaşım sergiliyor. Bizim buna da bağlanan bir CDS puanlarımızda bir aşağıya geliş, 440'ın altına inen bir CDS risk primleri puanımız oldu. Biliyorsunuz seçimler sırasında 700'lere kadar falan çıkmıştı, hatta 700'ün üzerine de çıkmıştı. Yani devamı da gelecek diye bekliyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta 17-19 Temmuz aralığında 3 ülke ziyareti var. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, orada bazı yatırım ve işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Öncesinde Mehmet Şimşek gitti, Cevdet Yılmaz gitti, Hafize Gaye Erkan gitti en son. Beraber bakanla beraber Suudi Arabistan'a gittiler. Böyle bir takım dışarıda Türkiye'ye döviz getirmeye dönük, bugün Burak Arzova da yazmış İsveç'in NATO üyeliğine onayının şifreleri ödemeler dengesi bilançosunda mı diye sormuş. Bence öyle gibi de kabul edilebilir rahatlıkla. Çünkü Türkiye'ye bir döviz getirme derdi var. Baktığın zaman hesap ortada çünkü. 500 geçen hafta da konuşmuştuk. 500 milyar dolara neredeyse yaklaşan bir döviz ihtiyacından söz ediliyor. Yani bir tarafıyla böyle bir konu var. Belki bu NATO meselesini bir değerlendirmek istersin diye düşünüyorum. Ama ben Erdoğan'ın rasyonel politika vurgusunu yapmasını uçakta, rezerv birikimini arttırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyoruz, uluslararası yatırımları da ülkeye çekmek için çalışıyoruz meselesini ve ekonomide ehil kadroların elinde demesini, işte bir zamandır piyasalarda hep konuşulan, bizim de zaman zaman konuştuğumuz, acaba Mehmet Şimşek, Gaye Erkan bu yeni rotayı oluştururken devam edebilecek mi? Arkalarında Cumhurbaşkanı duracak mı? Yoksa başka yani pazara kadar mı sürer bu, yıl sonuna kadar mı sürer, seçime kadar mı sürer gibi soru işaretlerini ortadan kaldırması da bir hayli hafifleten bir açıklama olarak gördüğümü de söyleyeyim. Bu arada rezervlerde bir artış var.
Cumhurbaşkanının söylediğine göre 14 milyar dolar ama ben yani 11 milyar vesaire gibi 11 milyar dolar gibi bir rakam gördüm son haftalardaki artışı. Swap hariç rezervlerde de bir 48'e eksi 48'e hala orası eksi 48.1 bir gerileme var. Yani 60'tan buralara geldiği için bir gerileme diyorum. Yoksa hala büyük bir miktarda eksi rezervimiz de devam ediyor. Senin bu konulardaki son değerlendirmelerin nasıl şekilleniyor? Oradan başlayalım istersen. Sonra hem bizim Merkez Bankası'nın politika faizini soracağım. Onu konuşmak istiyorum. Hem de Fed'i tabii soracağım. Buna bağlı olarak Fed'e bağlı olarak da diğer altınıdır, diğer emtia tarafıdır. Nasıl şekillenir? Onu da konuşalım istersen. Ben topu sana bırakıyorum. Peki ben hızlı hızlı madde madde gideyim. Rasyonel politikalara dönüşün desteklenmesi hoş bir şey. Genelde mesajlarını o uçaktaki gazeteciler aracılığıyla vermeyi tercih ediyor Cumhurbaşkanımız. O mesajın desteklenmesi dediğim gibi hoş bir şey. Ama bunun biraz da hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz noktasında özellikle önümüzdeki hafta 20 Temmuz'da bir para politikası kurulu toplantısı var. O toplantıdan çıkacak karara bakmayı tercih ederim ben. Oradan da benim tahminim bir 500 bas puanlık bir artış daha gelmesi gerekir. Gerekir diyorum çünkü piyasa aslında teknik olarak onu fiyatlıyor. Neyi fiyatlıyor dersen kur tarafında 26'nın üzerindeyiz. 26-20'deyiz şu anda. Bu 28-30-35 gibi bir yerlere gitmemesinin arkasındaki en önemli sebep Türk lirası faizinin artık 35'li 45 arasında bir yere yaklaşmaya başladığı. En azından iş gören faiz bölgesi mevduat tarafında. Kredi tarafı halen de fiyat belirsizliği durumu devam ediyor. Buna karşılık yine aynısı iştir kişinin lafa bakılmazda herhangi bir elle tutulur majör bir regülasyon değişikliği olmadı. Yani liralaşmanın içinde bir takım rasyoları işte 3 aydan uzun vadeli kur korumalı mevduatlarda 100 yerine 150 saymak gibi yani ya da %50 fazla saymak gibi bir değişiklik var ama bunlar çok minor değişiklikler. Yani özellikle Türk lirası kredi kullanımı tarafına herhangi bir esneklik gelmediği takdirde benim daha önceden bahsetmiş olduğum ödemeler dengesi problemi dövizi ilgilendiriyor. Yurt içinde de ödeme sistemleriyle ilgili riskler halen daha devam ediyor. Düşüncemi koruyacağım. Ama buna karşılık bahsettiğim NATO tarafı veya NATO ile birlikte süre gelen diyeyim bir batıya dönme, yüzümüzü tekrardan batıya dönme ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın o pragmatik politika değişikliklerinden biri hayata geçiyor gibi görünüyor. İsveç'i aslına bakarsanız biz parlamentoya havale ettik. Amerika'da F-16'ları parlamentosuna havale etti. Yani her iki tarafta tamam biz başkanlar olarak bir niyet gösterelim ama içeride bir değerlendirelim. Bize de biraz zaman kalsın gibi bir durum var. Fakat eninde sonunda biz İsveç'in üyeliğine evet demek durumundaydık zaten diyoruz. Görünen o. Bununla birlikte evet. Tabii ki dediğim gibi daha böyle Rusya'dan biraz ayrışıp NATO'ya yaklaşan, NATO ile birlikte hareket etmek, Batı ile birlikte hareket etmeyi tercih eden bir Türkiye resmi gerek yurt içiye gerek yurt dışı yatırımcıların bir anlamda uçuna gidiyor. Yani bu açıdan bence bu iki önemli gelişme pozitif olarak piyasalarda fiyatlanıyor. Dediğim gibi ama önemli olan önümüzdeki hafta para politikası kurulundan çıkacak olan karar. Yani 400-500 bas puanlık bir faiz artışı normalleşmeyi artık rasyonel politikalar bu kadar dile getirmişken rasyonele yaklaşmayı en azından biraz daha hızlandıracak gibi görünüyor. Hızlandırmasa bile bir kademe daha gidecek. Bence o kadar vakit kaybedilmemesi gerekiyor. Bunun olurları var artık. Yani rasyonel dediğiniz şeyin faizi 20 değil yine. Enflasyonda da şöyle bir riskimiz var artık diye bir gördük. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı düşecek diyor ama ben de tam tersini düşünüyorum. Hem kur etkisi, hem faiz etkisi, hem deprem harcamaları etkisi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde biz geçen seneki baz etkisinin tersine çalıştığı bir döneme giriyoruz. Bunu şunu da eklemek isterim. Turizmde çok özellikle bayram tatilinden dönünce borsada havayolu şirketleri çok hale geldiler.
popüler hale geldiler. Neden bizim koptu gidiyor diye maalesef birçok yerden öyle çok da koptu gidiyor bilgisi gelmediği gibi gelen turistin kalitesi ve harcadığı para tarafından bakıldığında çok da böyle coşkulu bir turizm sezonu geçiriyormuşuz gibi görünmüyor. Evet, bu yaz evet, iki ay... de biraz o yönde bana da biraz bilgi geldi. Hatta bu net hata noksanının eksi çıkması bizim beklentilerimizin çok yüksek olduğu, harcamalarına da ilişkin tahminlerimizin turistlerin yüksek olarak girildiği, ancak o kadar yüksek harcama ve o kadar yüksek giriş olmadığı, olmaması nedeniyle net hata noksana bunun yansıdığı yönünde yorumlara da rastladım. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani ben daha doğrudan turizmcilerle konuştuğum zaman edindiğim bilgiler bunlar. Tabii bu arada turizmciler için yurt dışı turist tarafındaki problemi bir de yurt içi turiste eklemek gerekiyor. Çünkü fiyatlar hani euro bazında bile sezonun ortasında %10-15 artınca yani güneydeki önemli tesislerimizdeki yerli turistlerin sayısında çok ciddi azalma olacak. Galiba kendi ülkemizde denizi biraz zor görür hale geleceğiz gibi bir durum var. Şimdi bu Amerika'nın enflasyonu da yani yıllık işte 3 gibi biraz beklentilerin de altında geldi. Yani bu ne gibi sonuçlara yol açabilir? Buna rağmen Fed sana göre devam eder mi, etmez mi? Hem beklenti nedir bu durumda faiz arttırımları konusunda, Fed'in tavrı konusunda, hem de senin beklentin nedir? Şimdi Fed bu toplantı özellikle 25-26 Temmuz'da yapacağı toplantıya bir faiz artışına ışık yeşil ışık yakmış gibi bir politika izledi. Ya da söylemleri o yönde veya diğer Fed başkanlarının söylemleri de o yöndeydi ama enflasyon düşük çıktı. Düşük derken aslında faiz artışlarının etkileri görülmeye başladı. Dediğim gibi zaman alan bir iştir bu. Onu yavaş sen yavaş... Sen söylemiştin aslında daha önce. Yani evet, işin etkileri daha sonra görülecektir. Hani belki de faiz arttırımına da gerek kalmayabilir diye ama FED hakikaten bayağı sağlam böyle iki tane faiz arttırımı da gelebilir yönünde bir mesaj verdi. Ama şimdi tam tersi bir havada görüyorum ben borsalardaki hareketlerde. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Hani buradaki kritik konu bence istihdam piyasası. Yani enflasyon tarafında problem görece olarak dediğim gibi etkiler yavaş yavaş geliyor. Hani bizde 3-4 ayda etki ediyor. Orada 6-8 ayda etki ediyor. Bu da çok hızlı geldi faiz artışları. Bir de onu da şey yapmak lazım. Bankaları batıracak kadar hızlı geldi. Şimdi onların etkilerini yavaş yavaş hissediyoruz. Hissediliyor. Yani istihdam piyasası burada henüz daha hem maaş artışları hem işsizlik başvurularının halen daha düşük olması, bir istihdamın yüksek olduğunu, iki halen daha maaşların da yüksek artışlarla devam ettiğini söylüyor. Bu Fed'in bir faiz artışını getirebilir. Ben halen daha beklemiyorum. Onu söyleyeyim bu arada. Yani ben artık faiz artışı sürecinin sonuna gelindiğini düşünen taraftayım. İşte onun için ayrı ayrı soruyorum. Yani piyasanın beklentisi ne? Senin beklentin nedir diye. Çünkü başından beri piyasadan farklı bir bekleyişe içindeydim. Evet, yani piyasa işte bu resesyon gelecek önümüzdeki son çeyrekte, yani bu yılın son çeyreğinde faiz indirimleri başlayacak. Ben de demiştim ki hayır, daha uzun süre yüksek faiz korunacak. Resesyon olacaksa bile bu çok hissedilmeyecek veya çok yumuşak geçecek demiştim. Nitekim şu anda görüntüde benim dediğim gibi yani bu sene faiz artışı değil, bir ekstra faiz indirimi değil, ekstra faiz artışlarını halen daha konuşuyoruz. Yani bu şu demek, yani Temmuz'da gelecek, Eylül'de bir daha gelecek falan gibi bir durum var diye ki indirmek, yani faiz artışı şeyi devam ediyor, döngüsü devam ediyor demek. Ben yine de dediğim gibi benim tahminim faizlerin arttırılmayacağı yönünde, bekleyecek diyecek FED. Yani bir hani pause dedikleri hani durdurma noktasında, bir bekleme noktasında olmaya devam edecek. Bunu nereden de görüyoruz diyeceksin. Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde işte bu 2 faiz artışı nedeniyle 4.10'lara kadar çıkmıştı getiriler. Şu anda 3.80'lere geldi. Bunu da çok kısa bir süre içinde, bir haftaki bir süre içinde yaptı. Şimdi faizler böyle düşünce de karşısına çok önemli birkaç hareket geldi. Bunlardan bir tanesi Euro tarafı.
Hatırlarsan Euro'da da 1.12.45-65 ve 75 seviyesi 1.12.45-75 bandı görülür demiştim. Bugün 1.12.45 görüldü. Ben yavaş yavaş Euro tarafında bir yorgunluk başlar diye düşünüyorum. Biraz kar realizasyonu, biraz özellikle Türkiye'deki Euro ihracatı yapan şirketlerimizden buraya kadar Euro'larını korumuş olanların bir kısmının dolara karşı, TL'ye karşı değilse bile dolara karşı kendilerini hedge etmeleri, yani Euro'dan dolara dönmelerini ben önerebilirim. Burada 12.50-12.75 bandı tepe Arkadaş, koyacak burası diye. çok önemli ama tam duyamadık orasını. Yani bizimkiler diyorsun Euro'nun da geldiği bu seviye nedeniyle bir artık kendilerini hece etmelerinde fayda var dedin. Çünkü Evet. dedim orasını duyamadım. Evet, şöyle yani 1.12.45-75 bandı benim için önemli bir seviyeydi bu yıl için. Benim tahminim bu yıl bu seviyenin görüleceği yönde de oraya geldik. Şimdi burada bir kısmını hece etmelerini ben öneriyorum. Şundan dolayı belki ING 1.15-1.16 bandı söylemişti. Belki gelir orası ama bu yılı baktığımızda yani önemli bir Euro tarafında Euro lehine önemli bir hareket oldu. Nereden geldik diye baktığımızda özellikle Mayıs ayında 1.06'lardaydık. Hani Ocak ayına baktığımızda, Mart ayına baktığımızda 1.05'li rakamlardaydık. Yani 1.05-1.12 arası baktığımızda çok ciddi bir artış bu. O yüzden ihracatçılarımız, Euro bölgesine ihracat yapan ihracatçılarımız da Euro tarafında olanlar var ise onların bir kısmını TL'ye karşı değilse bile dolara karşı hece etmelerinde fayda var. Yani Euro'dan dolara dönmelerinde fayda var. %100 dönülecek bir seviyeyi ben zaten bilemem ama 1.06-1.12 arasında %6-7'lik ekstra bir kazanç var. Bu kazanç piyasa hareketinden geldi. Bunun bir kısmını cebe koymakta fayda var noktasındayım. Ha, buradan çıkıp da gider de tekrar yukarıya çıkarsa nereye gider sorusunun yanıtı ben de 1.15-60, 1.17-50 seviyeleri var. Orayı bu yıl görür müyüz? Ben çok beklemiyorum doğrusunu istersen. Çünkü bir evvelki beklentim, hani Fed'in faiz artışlarında duracağı beklentimi koruduğum için en fazla bir artış gibi görünüyor bana bundan sonra. Piyasa beklentisi de 2'den 1'e iniyor yavaş yavaş. Böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde Euro'nun şansı halen daha yüksek ama yani geldiği yerde bunu fiyatlamış durumda. O yüzden böyle bir hedge işlemi yapılabilir diyor. Ha ne? Birincisi Euro'da çıktı bunun etkisi. Faizlerdeki düşüş. İkincisi özellikle değerli metaller tarafında. Altın ve gümüşte önemli bir hareket oldu. Mesela tarımsal emtia bundan çok faydalanmadı. Yani dolar ve altında önemli bir hareket oldu. Ben o 4.10'lara giderken Amerikan 10 yıllıkları bu tarafın gevşeyebileceğini hatta altının 1900'lerin altına düşebileceğini düşünüyordum. Hayır, o bir ara 1893'e düştü ama 1860-1880 bölgesi olabilirdi. Oraya gelmedi. Ve oradan da çok ciddi bir toparlanma. Şu anda 1956 ve tam da 50 günlük hareketli ortalamasında kolay kolay buraya geçmesini altının beklemiyorum derken başka iki şeyi ekleyeyim. Gümüş tarafında 50 günlük hareketli ortalama yukarı geçildiği gibi altın gümüş oranında 86'dan 79'a geldi. Yani gümüş değer kazandı altına karşı. Şimdi bu noktada gümüşün son hareketi özellikle 23'ün hemen 23.05 seviyelerinden 24.90'lara çıktığı son hareket 2 gün içinde oldu. Bu gümüş için çok hızlı bir hareket. Buradan itibaren hani faiz düşüşü veya daha fazla faiz artmayacağı beklentisiyle altında bir parça yukarı hareket devam edebiliyor 1975-80'lere kadar ama gümüşteki hareketin yavaşlayacağını düşünüyorum. Çünkü 79 Agu paritesi, benim Agu paritesi 86'dan 79'a düştü. Bu gümüşün şimdilik biraz hızlı değer kazandığını gösterdi bana. O yüzden önümüzdeki sohbete kadar herhalde altın gümüşe göre biraz daha şanslı olacak gibi görünüyor veya gümüş bu seviyelerini korumakta zorlanır gibi geliyor bana. Son hareketi de petrolde gördük. Onu da paylaşayım. Ondan sonra yavaş yavaş bu kısmını bitireyim. Petrol tarafında Ciddi bir hareketlenme gördük hatta ya. evet. Sen bir dedim acaba Ağolu'nun o uluslararası 65 bankanın dolar. ne olacak Kaybedecek mi dedim bu iddiayı? yani. Kaybedecek mi dedim yani. Niye girmiştin iddiaya onu bilmiyorum da. Ben 65 dolar görülecek demiştim. O 90 dolar görülecek demişti bu yıl içinde ikisi de.
Bu yıl içinde. Sonra bir kahve içeceğiz ama nerede içeceğiz? O Singapur'da yaşıyor. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Arada Astana'da bir yerde buluşuruz falan demiştik. Bir kahve için oraya gider miyiz her ikimiz de? Gitmeyiz herhalde ama en azından bir iddiamız var. Halen daha ben iddiamı koruyorum. Yani bunun olması ihtimali yüksek. Petrolde de önemli bir hareket var. Şöyle önemli. Bunun arkasındaki dinamikleri sadece faizle değil, biraz da arz talep dengesiyle. Yaz döneminde Amerika'da çok meşhur bir 4 Temmuz olayı vardır. Driving season denir. Amerikalıların artık tatile gitmeye başladıkları dönem. Onun etkisini hafifçe görüyoruz. Amerika'daki bir parça talep artışı. Amerika stratejik rezervlerine çok yüklenmedi. Ama faiz düşüşü petrol tarafını biraz yukarı hareketlendirdi. Ama nereye kadar geldik dersen tam anlamıyla 82, hemen bakıyorum, 82.30'da bir 200 günlük hareketli ortalaması var petrolün. 81.5'lara kadar geldik. Şu anda o seviyelerdeyiz. Daha yukarı gitmesi ben şimdilik biraz zor görüyorum ama çıktığı yer itibariyle Uluslararası Banka'nın tahmini yapan arkadaşımız bir ara heveslenecek. 86.5'lara kadar bir hareket var. Oraya kadar çıkabilir görünüyor. Evet. Hmm. Ama o da büyük ihtimalle Arife'yi görüp bayramı göremeyecek. Sonunda ben kazanacağım diye düşünüyorum. Peki güzel, petrolde de o zaman sen gene, ama hemen herhalde çok kısa vadede, yani böyle önümüzdeki bir ay içerisinde filan öyle bir 60'lara doğru gerilemesini beklemezsin. Yok, yaz döneminde bu Amerika'daki stratejik rezervlerle ilgili bir aksiyon açıklanmadığı takdirde mesela onlar ihtimaldir ki orada, bu arada bence önemli bir stratejik değişiklik var. Çünkü 67-72 dolar demişlerdi, geldi oraya Brent. Pardon, WTI, ama onu çok fazla yüklenmediler. Yani çok çok büyük ihtimalle Amerika'da artık dünyanın en büyük petrol ve gaz üreticisi. Yani bu rezervleri tutmamıza gerek yok demiş olabilirler yani. Evet. O da ilginç bir gelişme olabilir. Ve bu tabii. Şimdi bunu ben biraz ileriye not olarak söyleyeyim. Eğer Amerika bu stratejik rezervlerini bu son dönemde sattığı kadar bir kısmını bile yerine koymayacak olur ise, ben petroldeki hani 2050 yılında topraktan petrolü akaryakıt olarak kullanmak için çıkaranlara bugünkü sigara şirketlerine yapılan muamele yapılacak derim. 2050'yi sen de ben de büyük ihtimalle görmeyiz ama görecek olanlara bir not olarak söyleyeyim. Böyle bir şeyin İlk ipuçlarından biridir diye düşüneceğim, yani onu söyleyeyim. Yani en azından izleyenlere tarihe bir not düşmek açısından, ileride bir gün birisinin aklına gelirse izleyip tekrar hatırlayabilir ama Amerika'daki stratejik rezervleri ben sadece petrolün günlük veya anlık haftalık fiyat hareketleri açısından değil, çok daha uzun bir döneme dair trendler açısından izlemeyi tercih ediyorum şu aralar. O yüzden petrol fiyatı ve Amerika'nın stratejik rezervler konusundaki politikası bence ışık tutacaktır önümüzdeki yıla. Evet. Peki, ağzına sağlık, aklına sağlık. Bence bu sefer verdiğimiz sözü tutalım ve kısa bir şekilde bitirelim. Ama senin bu söylediklerin hep böyle bir kafamda bir şeyler şekillendiriyor. Bir sonraki programda biraz bu yeniden sanayileşme yarışı, bütün bu petrolle ilgili ama aynı zamanda bir silahlanmayla, yeniden militarizmle ilgili taraflarını da bir konuşmak isterim. Ama onu artık haftaya bırakalım biz. Önemli hadiseler oluyor orada. Belki ben de aynı fikirdeyim. Evet, İsveç, NATO, bilmem ne, bütün bunlarla çok bağlantılı gibi görünüyor. Herkese bu sıcak günlerde sağlık ve biraz da serinlik dileyelim bu sefer. Yani sağlık dilemenin yanında biraz böyle bir hafiflese, bir rüzgar çıksa, bir şey olsa yani. Ne güzel olur değil mi? Öyle serin kalın diyelim bu günde. Evet, serin kalın diyelim bu sefer de. Serin kalın efendim. Sağlıklı kalın, serin kalın. Her bakımda. Peki, o zaman şans sohbetlerine burada son veriyoruz. Bir noktalı virgül koyuyoruz haftaya kadar. Tekrar Ali Ağulu'yla birlikte gündemi, sıcak gündemi sıcak sıcak değerlendireceğiz efendim. Görüşmek üzere. Haftaya sağlıkla kalın.